Nisan ayının son haftasına ilişkin teknoloji ve internet dünyasındaki gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Ben Barış Kahraman, Web Tekno Haber'e hoş geldiniz. Bu programımıza geçtiğimiz haftanın en çok tıklanan haberlerinden biriyle başlıyoruz. Sortie and Merry isimli tarayıcı tabanlı oyunda bir tekne kazasından sonra denize düşen bir adamı uzun süre hayatta tutmaya çalışıyoruz. Mouse'umuzun tekerleğini aşağı yukarı çevirerek adamın çırpınışlarını kontrol ettiğimiz bu oyunda sonuç her ne kadar değişmese de uzun süre hayatta tutarak kendimizi tatmin etmiş ve adamı boğulmaktan birkaç dakika daha kurtarmış oluyoruz. Sortie and Merry isimli oyuna ve bundan daha anlamsız gelebilecek pek çok simülasyon oyununa webtekno.com'dan ulaşabilirsiniz. Boğularak ölmek dışında bir başka kötü haber de oyun dünyasında yerli geliştiricilerden geldi. Özellikle Sairon Wars oyunuyla oyuncuların çok büyük beğenisini toplayan Seidot Studios, kimseye çaktırmadan bir süredir yaşamakta olduğu mali krizi atlatamadı ve geçtiğimiz hafta kapanarak tarihin tozlu sayfalarında kaybolan oyun geliştiricileri arasında yerini aldı. Modern Warfare, Black Ops ve Ghosts derken her sene yeni bir oyun çıkartarak first person shooter dünyasındaki liderliği kaptırmak istemeyen Call of Duty'nin yeni çıkacak olan oyununa dair de ilk görsel geçtiğimiz hafta internete sızdı. Ama bizce Battlefield hala daha iyi. Geçtiğimiz hafta 22 Nisan Dünya Çevre Günü kapsamında bir etkinlik başlatan Apple, eskimiş, modası geçmiş olan ürünlerini ücretsiz şekilde yenilediğini ya da bu ürünlerin geri dönüştürülmesi koşuluyla kullanıcılarına hediye çeki verdiğini söylemişti. Dünya genelinde çok büyük beğeni toplayan bu etkinlik ülkemizdeki Apple Store'da gerçekleşmedi. Bunu neden yaptığı bilinmeyen Apple, aynı zamanda bozulmuş olan güç düğmelerini de ücretsiz olarak tamir ettiğini ve özellikle iPhone 4S gibi modellerinde çok fazla tepki çeken bu sorunu ücretsiz şekilde çözebileceğini söyledi. Elbette Apple kullanıcıları takip etmişlerdir. Geçtiğimiz hafta iOS işletim sisteminin 7.1.1 versiyonu çıktı. Bütün detayları size burada anlatmak isterdim ama Web Tekno'ya girip okuyabilirsiniz. Teknoloji dünyasında bütün şirketler birbirlerini satın almanın derdine düşmüşken, bir süre önce %70'i Microsoft'a satılmış olan Nokia'nın da tamamı Microsoft'un eline geçti geçtiğimiz hafta. Asha ya da Nokia X gibi ürünlerine devam edeceğini ve verdikleri desteği sürdüreceğini söyleyen Nokia yetkilileri, bundan sonra önceliklerinin Lumia serisi olduğunu ve Windows Phone işletim sistemiyle çok daha iyi işlere imza atacaklarını söyledi. Microsoft'un maddi desteğiyle kendisini bir adım ileri getirecek olan Nokia'nın bundan sonra X serisi gibi saçma sapan telefonlar üretmemesini bekliyoruz. Günümüz siyasi dünyasının en atarlı karakterleri arasında yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta internetin bir CIA projesi olduğunu söyledi ve kendisinin en büyük görevinin Rusya halkını bu internetin kötülüklerinden koruması gerektiği olduğunu belirtti. Gerekirse Rusya'ya ait ayrı bir internet ağı yapabileceğini de söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aynı zamanda Rusya'da internet kullanıcılarının bilgilerini 6 ay boyunca saklamalarına izin veren kanunu da onayladı. Bakalım Rusların internet sansürü mü daha etkili olacak yoksa bizim internet sansürümüz mü? Nisan ayının başlarında haberlerini yapmaya başladığımız ve maalesef hala piyasaya çıkmamış olan PlayStation 4'ün 1.70 güncellemesi hala çıkmadı. 30 Nisan'da gelmesini merakla ve ilgiyle bekliyoruz. Nisan ayının son haftasında bir kez daha teknoloji ve internet dünyasındaki gelişmelerle karşınızdaydık. Elbette sektörde bundan çok daha fazlası oldu ama bunun hepsini oturup burada anlatmamı beklemeyin. Dilerseniz www.webtekno.com adresine girip okuyabilirsiniz. Ben Barış Kahraman, bir başka haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.